Merhaba arkadaşlar. Bugün Robotgiller'den ayrımlı metal dedektörü devresi getirttirdik. Evet, içerisini açtığımız zaman neler göndermişler? Bir adet arama bobini, devresi, iki tane cırt ve kısa bir ucu fişli kablo. Bu arama bobini için zannedersem. Ama maalesef pil yatağı için herhangi bir fiş soket göndermemişler. Devremiz bu. Gördüğünüz gibi basit bir devre. Bir tane kullanım kılavuzu. Bu devre şeması. Burada 9 volt pilin yatağının nereden girileceği, arama bobininin nereden bağlanacağı gösteriliyor. Fakat bu fiş gönderilmemiş, pil yatağı soketi. Evet, şimdi devremizin yapımına geçeceğiz. Arama bobinine, uçlarına buradan iki tane uç çıkartılmış. Bunları güzelce bıçakla üzerindeki verniği kazıyıp kablosunu değinmememiz gerekiyor. Bu bakır tellerin üzerleri vernikle kaplıdır, birbirine kısa devre yapmaması için. Evet, ikisinin uçlarını da kazıyoruz. Evet, arama bobinimize şimdi uçlarına lehimi aldırıyoruz. Arama bobinden gidecek fiş. Bunların uçlarına da lehimizi aldırıyoruz. Evet. Bu da tamam. Şimdi bunları arama bobininin uçlarına lehimlemesini yapacağız. Burada arama bobininin 0.25 mm tel ile 90 tur sarıldığı söyleniyor. Evet. Bunu lehimledik. Daha sonra bunu buradaki şak uçlarına takacağız. L1 yazan yere, rengi fark etmiyor zannedersem. Ve batarya artı ve batarya eksi yazan yere fiş koymadıkları için biz kendimiz bir kablodan bağlantı yapacağız ve 9 voltluk pilimize bağlayacağız. Bu devre aslında 3.3 voltta çalışıyormuş. Arkasındaki 3 volta 3'e düşürecek şekilde kendisi ayarlıyor. 9 voltta çalışabiliyor yani. Evet arkadaşlar, sıra geldi devremizi denemeye. Bu şekilde batarya artı ve eksi uçlarından iki tane kablo çıkarttım. Gördüğünüz gibi artı olanı da düğüm attım ki karışmasın. Ve bağlıyoruz. İşimizi, sıra geldi devremizi denemeye. Pilimizin artısına düğümlü olan, eksine de bunu bağladık. Evet, devremiz çalıştı şu anda. Gördüğünüz gibi ilk açıldığında böyle bir ışıklar yanıp sönüyor. Evet, şimdi denemesini yapıyoruz. 1 TL'mizle 1 TL bildiğiniz gibi demir değil. Evet, şu an 10 santimden 1 TL'yi algılıyor. 50 kuruşu deniyoruz. O da yaklaşık 8-10 santim arası. Şimdi de demir bir malzeme, bıçak. Gördüğünüz gibi demir malzeme, kırmızı ışık. Demir olmayan malzeme, yeşil ışık. Anahtarlara deneyelim. Evet, anahtarda bir turunç, sarı. Diğer motorumuzun anahtarı demir. İkisini birlikte denediğimiz zaman, evet, kararsız kalıyor. Hepsini birleştirelim. Ters koyalım. Demek ki karışık madenleri bu şekilde tam ayırt edemeyebiliyor. Evet, cihazımız, devremiz başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Robotgillere teşekkür ediyoruz. Sadece pil fişini göndermemiş ya da o şekilde belki satışları yoktur. Yaklaştıkça hızlanıyor. Buna şimdi artık bir dışına güzelce su almayacak şekilde bir kap yapmak lazım. Bu devrenin bu arama bobini 15 santime kadar çıkarıldığı zaman 1 metreye kadar algılayacağı yazıyor. Söyleniyor daha doğrusu internette. Ben daha şeyi tam olarak okumadım. 20 santim çalışma öncelikli sensör ortamında metallerden 20 santim uzak tutun. Devreye ilk enerjiyi verdikten sonra otomatik testin bitmesini bekleyin diyor. Devremiz çalıştı. 1 TL'yi de bu şekilde. Belki pilimiz de zayıf olabilir. Biz çıkmalı pille denedik. Yaklaştı, hızlanıyor. Uzaklaştıkça ses yavaşlıyor. Metallerde deneyelim. Gördüğünüz gibi sarı bir cıvata gözüküyor ama sarı değil. Demir dışı boyalı olunca sarı gibi gözüküyor. Küçük bir kasa çivisi. Demek ki bunu dahi algılayabiliyor. Orta kısmı algılaması daha yüksek. Evet arkadaşlar, devremiz bu şekildedir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar.